Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ulaş Öğretmen. Bugün sizlerle ünlü Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun çalışmalarını inceleyeceğiz. Daha sonra da Frida Kahlo tarzında kendi portre çalışmalarımızı yapacağız. Fakat öncesinde her zamanki gibi size Frida Kahlo'nun çalışmalarını göstermek istiyorum ve hayat hakkında küçük bilgiler vermek istiyorum. Daha sonra hep beraber çalışmaya başlarız. 20. yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen ressam, sürrealist olarak tanımlanmışsa da kendisi bu tanımı çok sevmemiştir. Çocukluğunda yaşadığı sağlık problemlerinden ötürü hep doktor olmak istemiş fakat hayat ona farklı bir çizgi çizmişti bile. Henüz hayatının erken denebilecek bir evresinde yaşamış olduğu bir kaza sebebiyle uzun bir süre yatakta dinlenmek zorunda kaldı. Bu süre zarfında ise ailesinin yönlendirmesiyle resim yapmaya başladı. Yatağın üstüne konan bir ayna ile kendini farklı motiflerde çizdi. Çalışmalarının profesyonel bir artist olmak için yeterli olup olmadığını öğrenmek adına Diego Rivera isimli bir başka ünlü Meksikalı sanatçıdan görüşler aldı. Daha sonra hem sanatlarını hem de hayatlarını birleştiren bu iki sanatçı birçok başarıya imza atacaklardı. Hadi gelin şimdi bir Frida Kahlo portresi çizelim. Önce bir taslak çizimi yapıyorum kurşun kalemle. Bir daire çizdim portreyi oluşturmak için ve daha sonra ayrıntılara gireceğim. Frida çok eski bir kültür olan Aztek halkından ve Meksika kültüründen oldukça etkilenmişti. Resimlerinde bolca hayvan sembolleri kullanan Frida'nın 143 çalışmasından 55'inde saklanmış sevimli hayvanları bulabilirsiniz. Tıpkı Frida gibi ben de buradaki çalışmama yapraklar, çiçekler ve küçük sevimli bir maymun ekliyorum. Bu çalışmada renklendirmeyi kuru boya ve sulu boya ile yapacağım. Kuru boya ile yaparken ton vermek adına farklı renkleri bir arada kullanıyorum. Ten rengiyle boyadıktan sonra Frida'nın portresini turuncu, kahverengi ve pembe ile boyut kazandırıyorum. Yapraklarda da boyut kazandırmak için mavi, yeşil ve sarı renklerini kullanıyorum. Yeşil rengini daha koyu göstermek için mavi ile karıştırıyorum ve daha açık göstermek içinse sarıyı kullanıyorum.
Yaprakları ve portreyi boyadıktan sonra arka plan için sulu boyayı tercih ediyorum. Sulu boyada sarı ve tonlarını kullanacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.